Arkadaşlar, videonun başlangıcına bunu koyma gereği duydum. Bu görmüş olduğunuz evet. kare oyma mezarlık alan sunağıdır. Yani o dönemden bugüne, yani mezarlık belli etmek için, onlara e, ikramlar sunabilmek için, belirtilmek için, yani mezar şu yöndedir bu yöndedir demez. Sadece bu bölgenin mezarlık alan olduğunu, bu alanın mezar için ikramda bulunduğu alandır diye Sadece ifade eden şeydir. Bunlar hiçbir zaman yön vermezler. Bakın aynı şekilde bu da. Bunlar yön verici şeyler değildir. Sadece mezarın varlığından bahseder. Bakın şimdi bir şöyle çevreye gezelim. Bakalım neler var. Bakın mezarları görüyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Bakın burası da kırılmış bir mezar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bölgenin mezar şekli şudur. Yani kaya içi mezardır. Bunun dışında bir oda mezar ararsanız yanlış yaparsınız. Bunun dışında farklı bir mezar ararsanız yine yanlış yaparsınız. Çünkü mezarlık alanın mezar şekli bellidir. Mesela şu bir işaret değildir. Birçok insan bunu bir sunak olarak görür. Bu değildir. Şu insan eliyle yapılmıştır ama şu insan eliyle yapılmamıştır. Görüntüsünden de belli oluyordur. Bakın şuradakinin görüntüsünü görüyorsunuz. Bir de şuna bakın. Yani ikisi aynı şey değildir. Bu bir mezardır çocuk mezarıdır. Şu da görmüş olduğunuz iki sunak bu alanın bu çevredeki mezarların birçoğunun sunağıdır. Birçok insan gelecek buraya ikramlarını sunacaklardı. Nitekim öyle oldu. Sandılar ki hiç açılmayacak mezarları ama kendilerinden sonraki gelen medeniyetler buraları patlatma gereği duydu. Hani bu patlatma sesi veya definecilik dediğimiz mezar soygunculuğu diye adlandırılan bu kısım şu görmüş olduğunuz alanlar döneminde soyuldu arkadaşlar. Yani 5-6 yıllık 10 yıllık veya 100 yıllık değil. Ne zaman yapıldı diyelim? 1000 ee, yıl önce ise 1000 yıl önce, 3000 yıl önce 3000 yıl önce açıldı. Şurada bir mezar gördüm. Buranın en kaliteli mezarı şu görmüş olduğunuz Roma dönemi bir mezardır. Ee, bu bir yığma mezardır. Normalde tepesi yığmalıydı. Ama ne yazık ki görmüş olduğunuz gibi ne yığmasından ne de mezarın şeklinden ee, tünelli. Buranın en kaliteli en yetil kişisinin mezarı şu görmüş olduğunuz mezarmış. Ee, neredeyse her kayaya, her kayaya bir mezar yapma gereği duydular. Nedeni? Öldükten sonraki ahiret inançları gereği bunları yapmak gerekiyorlardı. Mesela şu görmüş olduğunuz bir sunaktır. Evet bir mezar sunağıdır. Çok büyük değildir. Mesela şu yönde bir çeltik vardır, sağ tarafın, sol tarafında aşağı doğru. Mezar orada ararsanız, mesela bu kapalı olsaydı, bunu hiçbir zaman bulamayacaktınız. Şu da bir çocuk mezarı, aynı şekilde farklı bir çocuk mezarı. Şimdi gelelim şu mezarların tamamını göstereyim. Akabinde şunu söylemek istiyorum. Bu arada harici mikrofon kullanıyorum arkadaşlar mesela zamanından açılmış ve sonra tekrardan kapanabilecek kadar üzeri örtülmüş bir mezar. Buradaki aranan mezar şekli şu görmüş olduğunuz mezarlardır. Şimdi mezarlar kaya içi dedik. Mesela aynı şu şekilde olacak mezarlar. Şunun gibi. Aynı şekilde bunun gibi. Aynı şekilde onun gibi. Aynı, şekilde onun, gibi. aynı onun şekilde. Şuraya baktığımızda bakın buraya baktığımızda şunu görüyoruz. Bu kayalar çökmüş. Kayalar durduk yere çökmez. Bu kayaların ya altı boştu ya da ön tarafında bir mağara vardı. Yani bir e, mağaralaşma bunun yer altında yani yaşam alan altındaydı üstünü mezarlık alan olarak kullanıyorlardı. Çünkü o dönemlerde hani bu mezar soygunculuğu diye adlandırılan bu tabir e, yaklaşık e, 3000 yıllık geçerli bir tarih. Eskiden bir mezar koruyucu, mezar bekçiliği yapılan insanlar vardı. Bunun dolayı, bundan dolayı şu anki kayaların aşağı düşmesinden dolayı bu alanın altında inceleyeceğiz. %100 söylemiyorum, net değil. Ee, bir yeraltı yapılaşması, o insanların yaşamış olduğu alanlar olabilir. Şöyle mezarları hepsini gezeceğim. Çok güzel mezarlar var. Zaten çoğu döneminde zarar görmüş. Evet, videomuzun başladığından belli. Anlatmak istediğim şey buydu. Arkadaşlar buraya geldiler. Altında büyük bir oda olduğunu düşünüyorlardı. İçine gidecekler. İşte ne düşünüyorlarsa aklında. E veya aklını veren içeride bir odanın olduğunu söyleyen insanlar sonuç olarak görüyorsunuz. Sonuç ortada. Mezar şekli belli. Farklı bir mezar şeklini arayamaz. Olmayan bir mezar aradığında sonuç böyle oluyor. Şu yükselti mezarlık alan. Dağınık bir mezarlık bölgesi burası. Bu insanlar mezarlarını buraya yapayım da kendimiz şu karşı dağdan diğer tarafında yaşayayım diye bir e, gösterge yapamaz. Şurada bir kazı alanı var. O kazı alanı da görmek istiyorum. E, bakalım bu arkadaşlar da deminki arkadaşlar gibi. Evet. Aynı mantık. Aynı yanlış. E, aynı şekilde burada da devam etmiş durumda. Yani demek istediğim şey buydu. Burada bir mezar olmadığını yani kayanın içinde tamam doğru bir çalışma ama zemin altındaki o büyük oda sarzında bir mezar bu alanda yok. Dikkatimi çeken bir başka husus da şuydu. Bakın. Buraya ince bir kanal açılmış. Ve şuraya bir delme yani kayayı yani kayanın size hiçbir zararı yok. Burada kayanın delmenin hiçbir mantığı da yoktu. Ama nedense bu kayayı delik deşik etme gereği duydular. Şu kayayla şu mezar var. Şu çok güzel duruyor arkadaşlar. Şunu görüyor musunuz? Karşıdakini. O neyse de şuradan atlayalım. He, düşsek de fazla bir şey olmayacak gibi. Evet. Yani şu an biraz eğimi fazla. Eskiden düz duruyordu. Ama sonradan kayanın altının boş olmasından dolayı kayamız yatmış durumda. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Şu an kaymamam gerekiyor. %60-%70'lik bir eğim var. Mezarın şekli bu durumdaydı. Yani demek istediğim şu. Kayaların altı işlenebilir kaya. Şu görmüş olduklarımız. Burada işlenip altında yaşayıp üstüne mezarlık alan olarak kullanıyorlardı. Genel olarak Kayseri bölgesi ve çevre illerde genel anlamda en çok yapılan şey buydu. Aşağıda yaşama üstü mezarlık alan. Veya altta oda mezarlar, üstte şu e, kaya içi mezar dediğimiz havut mezarlardan kullanıyorlardı. Bu alandaki gördüğümüz mezarların tamamı e, havut mezardır. Şimdi geçeceğiz. Bir de yan duvar yani güney kısım. Güney kısımda bir giriş var mı? O çöküntülerin altında bir yeraltı yapılaşması var mı? O insanlar burada dediğim gibi uzakta yaşayamazlar. Bakın burada da kazılar var. Şu kazıları da göstermek istiyorum. Ki bu videonun bu köyde veya bu çevredeki bu alana gelip kazı yapmayı düşünen insanların ee, yanlış kazalar yapıp da kendini yormasınlar. Zaten ee, dönem soygunu yiyenler belli. Yani demek istediğim şu. Ya burada yaşayacaklar. Ya da şu görmüş olduğunuz karşı tepede yaşayacaklar. Başka seçenekleri yok. Veyahut şuranın ee, diğer güney kısmında. Yani tutayım da arka tarafta, sağda solda, ortada yaşayayım diye mantık yapamazlar. Ya o kayanın içinde, ya karşı kayanın içinde ya da buranın altındaki kayaların arasında yaşamak zorundalar. Neden bu kadar emin konuşuyorum? Çünkü bölgeyi çok iyi biliyorum. O yüzden. Bundan sonraki alanları seslendirme yapacağım arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz alanın altında yani yeraltı yapılaşması var mı yok mu diye düşündüğümüzde yani buranın altında yeraltı yapılaşması yok. Bunun nedeni de tamamen kayalardaki küçük küçük olması yani parça parça olmasından dolayı yapılacak olan yeraltı yapılaşmasının daha hızlı ve daha çabuk yıkılmasından dolayı bu alana bir yeraltı yapılaşması maalesef yapılmamıştır. Bu görmüş olduğunuz kare oyma dönemin dinsel törenlerinin gerçekleştirildiği yerdir. Yani insan buraya geldiğinde dini ibadet ettiği, ikramları sunduğu yerdir. Bunun dışında hiçbir şekilde kare oyma veya yuvarlak oyma Kesin ve kesinlikle mezarın yönünü, metrajını ve derinliğini söylemez bizlere. Bu görmüş olduğumuz Roma dönemine ait bir mezar demiştik. Aynı örgü mezar gibi kenara örülerekten kaya içi oyulur ve bir mezar yapılır. Girişi de mesela bunu da söyleyelim. Güney tarafından da girişi vardır. Bu bir kaya içi bir Roma dönemine ait bir mezardır. Bu görmüş olduğunuz aslında bir Oymadır yani kare oymadır ama e, yapılmış olan işaret altında bir şey vardır diye oyularaktan veya oradan bir giriş vardır niyetiyle maalesef tabana doğru girilmiştir ve kaya kırılmıştır. Sonradan anladık ki burası bir kare oymaymış sonradan kırılmış. Bu görmüş olduğunuz bir işaret değildir. E, bir benzerlik yani yuvarlak oyma dediğimiz o mezar sunağı dediğimiz e, işaretlere benzesi de aslında tamamen oluşumdur. Yani insan eliyle yapılmış olsaydı bunu gerçekten baktığımızda o izleri, o simetriyi görmüş olurduk. Aynı şekilde kare oyma bir diğer kare oymada dini alanların yani burası bir ikram dini alan olduğu için bu kare oyma çevredeki 3-5 mezarı veya 10 mezarı, 20 mezarı temsil edebiliyor. Yani bir aileyi bir köyü temsil ettiği de olabilir. Bu tamamen bölgenin yaşayan insanların yapmış olduğu geleneğe bağlıdır. Şu anki görmüş olduğunuz alan tamamen mezarlık alandır. Yani bu sırt, bu düzlük mezarlık alandır. Yani şunu söylemiyorum. Kaçak kazı yapıp da gelin buradaki mezarları açın demiyorum. Ama gereksizce ne kaçak kazı yapın ne de gereksizce kendinizi yorun bu alanlarda e, ee, söylemem o ki arkadaşlar lütfen yaptığımız her işte mantığı en ön planda tutalım. Her şeyi mantık üzerine kuralım ve mantığın dışındaki hiçbir şeye kabul etmeyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.